İyi akşamlar değerli izleyiciler. Şuurlu Öğretmenler Derneği'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz dönüşüm programına hoş geldiniz. Bu hafta yine değerli bir eğitimci konuğum var. Kendisi edebiyatçı yazar Ümit Polat. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Davetimize icabet ettiniz, bizi kırmadınız. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım istiyorum. Sizi kısaca tanımak istiyorum. Lakin kitaplarınızdan bir tanesinin ön sözü bana gayet renkli geldi. Onun üzerine sizi biraz tanımak istiyorum. Ümit Polat, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinin Kelhasan kasabasının Polatlar mezrasında 1983 yılının arpa biçim zamanında 6 çocuklu çiftçi bir ailenin son çocuğu olarak Ramazan ayında doğdum. Belki de adım Ramazan ya da Rema konulmalıydı. Lakin babamın ilk çocuğuna düşündüğü ümiti birisi üstüne almalıydı. 5 yaşında okula, 9 yaşında ilk şiirimi yazmaya, 22 yaşında hayata girmeye başladım. İlk şiirimi ağabeylerime okudum ama amcamın kızına yazmıştım. Selçuk Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyatını yüzünden tamamladım. Çukurova Üniversitesi'nde tez hazırlamaksızın yüksek lisans yaptım. Anadolu'nun çeşitli ücra memleketlerinde Türkçe bilmeyen Türklere Türkçe öğrettim. Şiir yazdım, deneme yazdım, söz söyledim, insanımın halini hayıflandım. Dergilere yüreğimi bastım, düzenleyenlerin katıldığı yarışmalarda yarıştım. Şimdi ise bir öğretmenim. Anlatacak derdi çok, yazacak kalemi yok. Orhan Veli 36'sında PTT çukuruna, bense 6'sında TEDAŞ çukuruna düştüm. Ölüme en yakın olduğum an olarak hatırlıyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım ve hala babamın yanında rahat nefes alamıyorum. Evet değerli hocam, bir de sizden dinleyelim. Sizi biraz tanıyalım. Siz de dile getirdiniz zaten. Konya Cihanbeyli'yim. 16 yıllık öğretmenim. 2016 yılından itibaren ilk kitabımı bastım. Son kitabımı da 2019 yılında bastım. Evet. Şu anda Konya'da milli eğitimde, milli eğitime bağlı bir okulda öğretmenliğime devam etmekteyim. Ne güzel hocam. Biraz çalışmalarınızdan haberdarız. Sizinle de tanışmıştık. Yeni eğitim hayırlı olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Yeni eğitim dönemimiz. Siz de uzaktan eğitim yapıyorsunuz. Doğrudur. Yani bunun artıları, eksileri sürekli tartışılmakta. Arazide, alanın içinde olan birisi olarak merak ediyorum. Şu an bu uzaktan eğitim süreci nasıl gidiyor? Sizin açınızdan, öğrenciler açısından takım sınırlılıkları var mı? Böyle iyi mi yoksa yüz yüze mi daha iyi? Evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerek. Uzaktan eğitim şartların getirmiş olduğu bir durum olarak önümüze kondu. Yapmak zorunda kaldığımız bir icraat haline geldi. Ama şartlar buna el verdiği için de şükretmek lazım. Olabildiğince onun içini doldurmaya çalışıyoruz. Uzaktan eğitim şu şekilde devam ediyor. Okullar tarafından EBA dediğimiz sistem üzerinden öğretmene ders programı atanır gibi dersler atanıyor. Öğretmen de o kendisine verilen sürede, belirtilen saatte o dersleri icra ediyor. EBA'nın diğer yabancı kaynaklı programlarla beraber yürüttüğü bir yüz yüze eğitim platformu var. Oradan icra ediyoruz derslerimizi. Tabii ki şunu bir kez daha anlamış olduk. Hiçbir şey yüz yüze yapılan eğitimin yerini tutamaz. Neden? O son dönemde tartışılmaya başlanmıştı. Bu salgın sürecinin herhalde bizi yüzleştirdiği, cevap bulduğumuz sorulardan biri de bu olsa gerek. Son dönemde sürekli tartışılıyordu. Acaba işte gelişen teknolojiyle beraber işte videolardan, slaytlardan yapılan eğitim yeterli midir? Öğretmene eskisi kadar gerek duyuluyor mu gibi sorgulamalara başlanılmıştı. Ama bu süreç bize gösterdi ki öğretmensiz yüz yüze yapılmayan bir eğitim hiçbir zaman gerçek eğitimin yerini dolduramıyor. Örneğin ben bir öğretmen olarak işte uzaktan eğitime başladığımda özellikle senenin ilk dersinde bunu daha iyi yaşadım. Evet. Her sene derse girdiğimizde ister istemez hani 16 yıllık öğretmen de olsak illaki
bir heyecan oluyor. Çünkü yeni yüzlerle tanışıyorsun. Evet. Karşında yeni öğrenciler var. Sonuçta öğrenciyi diye bir birey olarak algılıyor insan. Ona saygı duyarak o işe başlıyorsun. Ve o saygı duyduğun birey her ne kadar kat kat senden tecrübesiz, yaşı küçük de olsa seni heyecanlandırıyor. İşte bu heyecanı yine yaşadık. Ama daha iyi fark ettiğim bir şey var. O heyecanla kamera karşısına oturup da dersimize başlasak da yorgun argın o kameranın karşısından kalkıyoruz. Kalktığımızda ama şunu soruyoruz kendi kendimize. Tamam kalktım ama yoruldum da. Peki ben kendimi bir şeyler gereğince bir şeyler yapabilmiş gibi hissettim mi? Orada bir soru işareti oluşuyor ve o soruya yeteri kadar doyurucu bir cevap veremiyorsunuz. Yani her ne kadar enerjinizi tüketmiş olsanız da o ders sizi tüketmiş olsa da yüz yüze yaptığınız dersteki yorgunluğun karşısında aldığınız verimi almamış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yakınlık hissedemediğiniz için bir hani fiziksel anlamda yakın olamadığımız için. Büyük ihtimalle o sebepledir. Şöyle düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ya içimde patlamaya hazır bir şeyler var. Yani ben o enerjiyi dökmeliyim karşımdakine. Böylece rahatlamalıyım. Ama o dersten sonra işte yüz yüze yapılmadığı için herhalde olsa gerek. Kendinizi yine rahat hissetmiyorsunuz. Yorgunsunuz ama ya bir şeyler oldu ama yine de rahatlamadım bir diyorsunuz. Bir şeyler eksik. Eksik hissi uyanıyor. Bu da bize de tekrar göstermiş oldu. Yani yüz yüze yapılan eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu bize de göstermiş oldu. Öğretmen olarak da Evet. Biz de onun kıymetini anlamış olduk. İnşallah daha güzel günlerde o kıymetini anlamadığımız yüz yüze derslerimize Evet. Kavuşuruz diye düşünüyorum. Evet, öyle bir süreç oldu. Herkesin tabii hesaba çeken çekti. Hızlı yaşam koşullarından hayatını yavaşlatamayanlar mecburiyetten de olsa o yavaşlama sürecinde bir şeyler görülmüştü. Az önce öğretmenliğin öneminden bahsedince bir araştırma aklıma gelmişti. Araştırmada şöyle bir şey söyleniyor. Bütün mesleklerin gelecekte, bütün mesleklerin önemi kalmayacak ama öğretmenlik mesleği hala önemini koruyacak diye çok ileride bile sizin söylediğinizle örtüşmüş oluyor. Katılım ne şekilde hocam? Öğrencilerimiz tamamına yakınlık katılabiliyor mu? İlgi gösteriyorlar mı? Geçen sene salgın sürecinin bir ay sonrasında, iki ay sonrasında işte karnelerin birinci dönem notlarına göre verileceği, işte devamsızlık sorunun olmayacağı vesaire bu tür şeyler dile getirince derse katılımlarda büyük bir düşüş oldu. Ama bu sene işte 3 haftalık telafi eğitimi bitti. Geçen hafta normal eğitim öğretime başladık yine. Bu sene yeteri kadar katılım görüyoruz. Öğrencilerin rağbeti epey bir var. Hatta öğrencilerimiz daha fazla ders işlemek istiyor. Yani örneğin benim branşım edebiyat. İşte hocam edebiyat dersinden bir haftada işte birkaç saat daha fazla ders işleyebilir miyiz? Ya da EBA dışındaki platformlardan da ders işleyebilir miyiz, girebilir miyiz gibi ders talepleri oldu. İşte o talepleri Milli Eğitim'de yine biz de kendi imkanlarımızla karşılamaya çalışıyoruz. Bu seneki talepten memnunum, yani öğrenci katılımından da memnunum. Orada bir not ibaresi ilgimi çekti. Yani nota odaklılık, nota bağımlılık. Biz ülke olarak, kültür, eğitim kültürümüz olarak böyleyiz. Hani aslında not verme devrede olmasa neler yaşardık? Eğitimin kalitesi adına daha sağlıklı olur muydu, daha istekli olur muydu? O korku, o yarışma duyguları olmadan. Bu tabii hep tartışılıyor. Gelecekte neler olur? Türk eğitim sistemi her zaman tartışılmakta, ideal aranmakta. Biz de merakla bekliyoruz. İnşallah neler olur. Hocam siz bir eğitimcisiniz, öğretmensiniz. Okulda resmi göreviniz gereği eğitiminizi yapıyorsunuz. Lakin bir de herhangi bir maddi kaygı gütmeden okul dışında da çalışmalarınız oluyor. Sizinle tanıştığımızda ben bunu öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti. Maddi kaygı olmadan yapılan şeyler değerlidir. Bir öğretmenin bu kaygıyı gütmeden özel hayatından, ailesinden, çocuklarından, eğlencesinden feragat edip, zamanını ayırıp kendisini, ülkesinin gençlerine
adayıp kitap okuma halkaları yapıyorsunuz. Ben tebrik ediyorum sizi, teşekkür de ediyorum toplumumuz adına. Orada neler yaşıyorsunuz hocam, nasıl gözlemleriniz var? O kitap okuma halkalarına katılan gençlerimiz hangi duyguda, hangi enerjideler? Onları benzer özellikleri veya diğer öğrencilerden farklı kılan ne? Onlar neden öyle? Aile yapılarından dolayı mı bu halkalara katılıyor? Sizin onları motive etmeniz mi? Şimdi şu sorunuza şöyle cevap vererek başlamak istiyorum. Öğretmenliğimin ilk senelerinde, hatta belki ilk 7-8 yılında kendimce şöyle bir öğretmenlik felsefem vardı. Ben diyordum ki işte öğretmen kendisine ayrılan ders saati süresince ne kadar verimli olursa, elinden geleni ne kadar iyi yaparsa ondan iyi öğretmen yoktur. Hatta bazı öğretmen arkadaşların idealist öğretmen dediğimiz rolde çalışmaları oluyordu. Ben süreli kendi kendime ya ben asla idealist bir öğretmen olamam. Hatta idealist öğretmen olmayan bu şekilde ders dışı zamanlarda ilgilenerek idealist öğretmen profili çizmeye de gerek yok. Bir öğretmen kendisine işte ayrılan sürede dersini okul içinde bulunduğu sürede görevini ne kadar iyi yaparsa ondan iyi öğretmen yok gibi düşünürdüm. Ama o dedim ilk zamanlardan sonra şöyle bir olay yaşadım. Bir öğrencim, o zamanlar ortaokulda çalışıyordum. Çok başarılı bir öğrencim. O sınıftaki, hatta tüm şubelerdeki en başarılı öğrencim. Bir gün bana yaptığımız takviye kurslara gelmedi. Takviye kursu yapıyorduk onları sınava hazırlamak için. İşte kızım niye gelmiyorsun diye sorduk. Hocam dedi, babam zaten beni okutmayacakmış. Onun için kursları da bıraktım. Şimdi öğrenci de ahlaki olarak da çok beğendiğimiz bir öğrenci. Dersleri de oldukça başarılı. Parmakla gösterilen bir öğrenci. Biz de haline tabii ister istemez üzüldük. Acaba ne yapabiliriz gibi şeyler düşündük. Tabii bir de elin memleketi diye tabir ettiğimiz bir tabir var. Kendi kendimize diyoruz ki yani şimdi elin memleketindeyiz. Bu elin adamına, elin kızına ne yapabiliriz? Fazla onların işine de karışmayın gibi bir duygu da var. Velhasıl arkadaşlar dedi ki bu kızı heder etmeyelim, babasıyla görüşelim. Evet. Şimdi benim ideal öğretmenliğe olan inancım o noktada başladı. Tabii ben yine dedim ki ne işim var? Hani onların işine karışmayayım, aile içi mesele şu bu derken arkadaşlar beni de ikna etti ve gittik. Dediğim kişinin, yani öğrencimizin babasının bir lokantası var. Bir kasabada çalışıyoruz o zaman. O lokantaya gittik. İşte zaten beyefendi de neyden bahsedeceğimizi anladı herhalde 2-3 öğretmen arkadaş beraber gidince. Ve konuyu açtık. O da bekliyormuş zaten. İşte kızımızı okutalım, şöyle gayretli, en sevdiğimiz, en beğendiğimiz öğrencidir diye. Daha konuşurken hatta o arada da ben konuştum. Söz bana geçti. Tabii ben de bir şeyler söylemeye gereği duydum. Hani olaya bizim de bir katkımız olsun, çorbada tuzumuz olsun diye. Tam konuşurken beyefendi benim sözümü kesti. Dedi ki, hocam dedi, çayınızı için de boş verin gidin dedi. Evet. Sert bir şekilde söyledi. Siz çayınızı için gidin işinize bakın dedi. Yani hiç tartışmaya bile mahal vermedi. Tabii biz yine bir şeyler söyledik, üsteledik ama pişman bir şekilde oradan çıktık. Evet. Gel zaman git zaman benim tayinim çıktı. İrtibatı kestim o kasabayla falan. 2-3 sene geçti herhalde. Bir baktım bir telefon. O kızımız aradı beni, tanıttı kendini. Hocam dedi, ben işte Maraş'ta falan İmam Hatip Lisesi'nde şimdi okuyorum dedi. Sizi arayıp size söylemek istedim dedi. Sınavla kazandım burayı, puanla girdim falan. Tabii ben çok sevindim. 2-3 sene sonra beni hatırlayıp telefonumu bir yerden bulmasına ayrıca sevindim vesaire. Yine 2-3 sene zaman geçti. Aynı kızımız. Burada ben, iz bırakmış olduğunuzu düşünüyorum. Evet, onu düşündüm. Konya'ya geldik, daha devam etti. Yine yani nasıl bir iz bıraktığımın farkında değilim daha tam anlamıyla. Konya'ya geldim, memleketimize geldik, işte yerleştik derken 3-5 sene öyle geçti. Bir baktım bir telefon daha. Yine aynı kızımız. Yine telefonu değişmiş. Telefonu bende yok. Hocam dedi, işte benim dedi, tanıdınız mı? Tabii tanıdım falan dedi. Ben Uludağ Üniversitesi'nde ilahiyat 2. sınıfta okuyorum dedi. Yine özellikle size söylemem gerektiğini düşündüm dedi falan. Yani niye söylediğini de tabii ben anlıyorum. Niye söylemesi gerektiğini düşündüğünü anlıyorum. Yine sevindim. O andan sonra dedim ki demek ki gerçekten yani meslek hayatında her sene bir öğrencide iz bıraksan yeterli dedim. Ve o idealist öğretmenliğe soyunan arkadaşlara hak vermeye başladım. Ondan sonra işte o dediğiniz okuma gruplarıdır. Daha lezzetli oluyor değil evet, mi? Hani özellikle de maddi bir kaygının olmaması
hazın derecesini yükseltiyor. Yani normalin dışında insanın ya da devletin, amirlerinin, evet, kişiden beklediğinin dışında ya da verilen ücretin dışında da diyebilirsiniz. O beklentinin dışında bir şeyler yapmak insanı daha fazla memnun ediyor, ziyadesiyle memnun ediyor. Kişisel mesleki doyuma da bir şekilde ulaştırıyor. Geri dönüşler alınca kızımızın, tabii, örneğinde olduğu gibi. Öyle. Sizin bu anlatımınız Deniz Yıldızı hikayesini hatırlattı bana. Çok meşhur bir hikayedir. Binlerce Deniz Yıldızı vardır ve birisi denize o Deniz Yıldızlarını atar ve başkası gelir onu görüp onu eleştirir. Hani neden yaptığını sorduğu zaman hayatını kurtarmak için. Ama binlerce olduğunu söyler, işe yaramayacağını söyler. Tekrar yerden bir deniz yıldızı alıp denize atar ve bak onun hayatı kurtuldu. Bir kişi bir kişi diyoruz. Yani bir kişiye bile olsa hani aslında rakamı düşünmemek, yani o hesaba girmemek. Birey olarak, bir eğitimci olarak toplumu adına ne yaptın? Maddi karşılık, yani bunu dert edindin mi? Bunun kaygısını hissediyor musun? Bu çok değerliydi. O da sizin bu girişimlerinizden etkilenip, o da belki yarın başka öğrencilere ışık olacak. Evet, okuma halkaları diyorduk hocam. Evet. Orada işte bu yoldan hareketle artık normal görevimizin dışında da dediğiniz gibi faaliyetlerin yapılması gerektiğine inandım. İşte son zamanlarda dediğiniz okuma halkalarını yapıyoruz. Ki sadece ben değil, inanıyorum ki çoğu arkadaşım yapıyor. Zaten ben de başka arkadaşlardan da yine esinlenerek bu etkinlikleri yapmaya başladım. Okuma halkalarının dışında okul gazeteleri çıkarıyoruz. Onun dışında yine Anadolu Mektebi diye bir proje var. Anadolu Mektebi Okumalar diye. Evet. Eski bakanımız Sayın Sami Güçlü'nün yürüttüğü bir proje. Halen devam ediyor. Halen devam ediyor. Türkiye'nin çoğu vilayetinde devam ediyor. Ama en çok rağbet gören illerden biri Konya. Çok güzel. Ben de 3 sene önce o halkaya dahil oldum. Öğrencilerimiz mesela o etkinlikte belirlenmiş bir yazarımızın, ki bu yazarımız yerli ve milli unsurlarıyla ön plana çıkmış, ülkemizin değerlerini en iyi şekilde temsil eden yazarlarımız oluyor genelde. Öğrencilere örnek olabilecek. Örnek teşkil edecek. O yazarımızın külliyatını okuyor desem yeridir. Evet. Yani örneğin Tarık Buğra okuduk, Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov. İşte diyelim ki Tarık Buğra'nın 10 kitabı var. Öğrencimiz 8-9 tanesini okuyor ve çok onları güzel okumakla kalmıyor. Tarık Buğra ile ilgili yapılan doktora tezlerinden tutun da yazılan makaleler vesaire. Oo. Bizim koordinatörlüğümüzde işte onları okuyor. Onlarla bir araya gelip tartışıyoruz. En sonunda da öğrencimiz o suyunun suyu deriz ya, suyunun, evet, suyunu çıkarıyor ve bir yorum değerlendirme yazısı yazıyor. Bu yazdıkları yazıları da yine ülke genelinde ve şehrimiz genelinde yapılan panellerde, oturumlarda dile getiriyorlar. Yani Türkiye genelinde de bu paneller yapılıyor. Sadece panel yapmakla da kalmıyor öğrenci. Yani hem o yazarın kitabını okuyor, hem makale yazmayı öğreniyor az buçuk. Onun dışında analiz etme, yorumlama, değerlendirme, evet, özelliği, elbette, kazanıyor ve toplu karşısında belki de 300-500 kişilik salonlarda kendisi panel sergileyebiliyor, panel yapıyor. Bununla da kalmıyor öğrencimiz, tabii bunun sayesinde de ülkemizin çeşitli şehirlerine gidip oraları gezebiliyor. Hatta üniversite öğrencileri bildiğim kadarıyla yurt dışında da bu panelleri örneğin Bosna Hersek'te, evet, Makedonya'da falan çok güzel sergilemişlerdi. İşte o etkinliği de yapıyoruz. İşte burada bir sözünüzü bağla keseceğim hocam. Şimdi buraya gelenler normalde bireysel anlamda da okumaya önem veren gençlerimiz mi? Onlar illaki vardır ama mesela hiç kitap okumayıp bir arkadaşı vesilesiyle geldikten sonra bir kitap kurduğuna dönüşen örnekler var mı? Böyle gözlemleme fırsatınız oldu mu? Şunu fark ettim. Yani öğrencileri seçerken nokta atışı yapmak gerekiyor. Yani dersine girdiğimiz, tanıdığımız öğrenciyi seçmekte fayda ortamın var. Ortamın sağlığı açısından mı? Evet, öyle. Yani sonradan öğrencinin çekilmemesi adına ya da hayal kırıklığı yaşamamak, evet, adına. Şunu gördük. Dediğiniz gibi o öğrenciler, gelen, rağbet eden öğrenciler zaten içinde okumaya dair bir cevher barındıran kişiler, evet, ilgisi olan kişiler. Yalnız o da bu okuma halkalarına gerek Gençlik İl Müdürlüğü, Spor Müdürlüğü'nün yaptığı okuma halkaları, evet, gerek işte bu Anadolu Mektebi'nin okuma halkaları olsun. O okuma halkalarına girdikten sonra o da
daha önce niye girmedim diye düşünmeye başlıyor. Onda da bir hayıflanma. Hayıflanma görüyoruz. Evet. Daha bir aşkla, şevkle bağlanıyor ve onun imkanlarından, bu etkinliklerin imkanlarından sonuna kadar faydalanmaya çalışıyor. Mesela geçen seneki Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile koordine evet. yaptığımız, iki senedir de onlarla koordine okuma halkaları yapıyoruz. Bizim okulumuzun koordinatörü Erdi Bey, onunla çalışıyoruz. Sağ olsunlar, orada çok iyi, sadece kitapların temini, okuma halkalarının dışında öğrencileri çeşitli aktivitelere, şehir içi, şehir dışı gezilere, kurslara, seminerlere, hatta sinemaya götürecek şekilde etkinlikler düzenleniyor. Bu da öğrencileri daha fazla motive ufkunun ediyor. Ufkunun açılmasını sağlıyor. Öğrenci şunu farkına varıyor. Diyor ki yani ben kitap okudum. Kitabı kimin için okudum? Kendim için okudum. Yani o bendeki cevheri dışa vurayım diye, daha görünür kalayım diye okudum diyor. Ama bak, okuduğum halde, kendim için yaptığım halde bazıları da benim için neler yapıyorlar. Beni işte gezilere götürüyorlar, sinemalara, kulüplere götürüyorlar. Kendisini değerli hissediyor. Kulüp etkinlikleri oluyor vesaire. Kendisini çok değerli hissediyor. Ve birkaç ay sonra kendisine yakıştırılan o değeri sergilemeye başlıyor. Davranışlarında, hal ve hareketlerinde büyük bir özgüven kazanıyorlar. Yani okuma halkaları sadece kitabı okuyup da işte değerlendirmek değil. Okuma halkaları o öğrencinin benliğine çok şey katıyor. Çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Kitap okumaktan çok daha fazlası. Biz de öğrenciyi yakından tanımış oluyoruz. Ya işte bazı öğrenciler için düşündüğüm, ya ben bu öğrenciyi tanımıyordum. Maşallah bu öğrenci neymiş, neler barındırıyormuş. Ben de ondan bir şeyler öğrendim dediğim çok öğrenci oldu. Tam bu noktada hocam, gençlerimiz, siz lise kademesi öğretmenisiniz. Evet. Yani gençlik her dönemde, yani binlerce yıl önceki eserlere bile baktığımızda ortalık bozuldu söylemleri olur. Şimdi de yine gündemde gençlerin durumu, sosyal medyayla olan ilişkileri, yüzeysel yaşam. Siz gençlerle iç içesiniz. Yani gençlerimiz yarına hazır mı? Aklı başında, merhamet ve vicdan sahibi, iyi insan olmayı düşünen, planlayan, bu özelliklere sahip, kendisini ifade edebilen bir genç olma yolunda durum şu anda hangi boyutta hocam? Şimdi daha çok bu dediğiniz soruyla ilgili çevremizde, sosyal alanlarda, yaşantımızda daha çok olumsuz şeyler dile getirilir. Gençler. Özellikle gençliğin gidişatı hakkında. Evet. Bu sadece günümüz için geçerli değil. Açın, yanılmıyorsam Kutadgu Bilig'ti. Orada bile, ya da Hoca Ahmet Yesevi'nin eseriydi, Divan Hikmet olabilir. Orada bile gençliğin bozulduğundan bahsediyor. Yani 800 sene önce, 900 sene önce yazılan eserlerde bile sürekli gençliğin bozulmaya gittiğinden dem vuruluyor. Demek ki bu süre gelen bir şey. Biz de sürekli bu olumsuz şeylerden bahsediyoruz ama ümit var olmak lazım. Ümit var olunacağını, yani denildiği kadar durumun kötüye gitmediğini biz gençlerin içinde yaşadığımız, çalıştığımız için görüyoruz. Bunu ben yine kendi mesleki hayatımdan tecrübe ettim. Taşra'dan ilk defa işte şehir merkezine tayinim çıktığında, işte 7-8 sene sürekli Taşra'da çalışmışım. Kasabalarda, en fazla bir ilçede çalışmışım. Oranın sosyal ortamı, gençlerin durumu biraz daha muhafazakar, kapalı olabiliyor. Yani evet. Kendilerini daha iyi koruyabiliyorlar olumsuzluklara karşı. Şehir merkezine düşünce, gelince benim için de büyük bir değişiklik oldu. Bu değişikliği en fazla öğrencilerin hal ve hareketlerinde fark ettim. Şimdi cinsiyet ayrımcılığı gibi düşünülmesin. Kız öğrencilerde bu değişikliği görünce ben daha çok etkilendim. Pozitif anlamda? Olumsuz anlamda. Olumsuz anlamda. İlk çalıştığım yerde, ya dedim bu şehir merkezinin gençleri tamam, yani daha başkaymış. Sandığımdan daha öteye gidilmiş bir bozulmuşluk var. Evet. Hele yani kızlardan beklemez. Yani kızlarımız sonuçta bir neslin kızları, kadınları erkeklere göre daha toplumun sigortası. Sigortası olarak dururdu. Görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. O arada tayinim yine çıktı. Bir dönem falan çalıştım. Başka bir okula gittim. Büyük bir hayal kırıklığıyla gittiğim okulda ilk dersimde kız öğrencilerin davranışlarına şahit oldum. Dedim ki demek ki her şey daha bitmemiş. Yani her şey o okulda gördüğüm gibi ya da o sınıfta görmüş, şahit olduğum öğrencilerdeki gibi değilmiş. Böyle bir neslimiz de varmış diye düşünüp o olumsuz düşüncelerimi olumluya evirdim. Ve her şeyin bitmediğini, illaki bu nesli kurtaracak, bu toplumu ayakta tutacak
nesillerin de yetiştiğini ve yetişe geldiğini, devam ettiğini tecrübe ettim. Onun için her ne kadar olumsuzluklardan bahsedilse de ümit varım. Ülkeyi ayakta tutabilecek, bozulmuşluğun önüne geçecek bir neslin de yetiştiğinden adım gibi eminim. Yani bu süreçte kimin ne yaptığı, aslında taşın altına kimin elini soktuğu, yani Ümit Polat olarak okuma halkası yapıyor ama okuma halkası yapanların da bir halkası ve o halka sayısının artması durumunda çok daha güzel, çok daha umut verici şeyler olacaktır. Tabii inşallah. Biz eğitim sistemi devamlı konuşulur ama onun düzelmesini mi beklemeliyiz? Her şeyi sistemden mi? Evet, ideal bir sistem. Yani belli bir süreç içerisinde bizi çok uzun süre idare edebilecek bir eğitim sistemi hazırlansa ve bu ikide bir değişmese elbette bu çok güzel bir şey olur. Ama bunu mu beklemeliyiz? Yani burada ben eğitim anlamında en önemli eğitim kurumunun aile olduğuna inanıyorum. Ve bir saç ayağı olarak düşündüğümüzde aile boyutu, öğretmen boyutu, öğrenci boyutu. Ailelerimiz eğitim konusunda sınırlılıklar olabiliyor, iletişim anlamında, çocuğunu motive anlamında. Bu hep vardır. Biz de hep yaşıyoruz. Hocam ders çalışmıyor, ders çalıştıramıyoruz diye. Bunun bir boyutu vardır. İşte ben öğretmeni burada bir köprü olarak görüyorum. Ama tabii ki fedakarlık yaptığı düzeyde. Yani o sistemle ailenin ve öğrencinin arasında işte aileyi de motive eden özel görüşmelerde, öğrenciyi de motive eden diyorum. Yani motive olmadan, hareket yani enerjisi olmadan, işte size kitap okuma halkasını yaptıran şey nedir? Bir motivasyondur. Yani ama toplum adına bir şeyler yapma motivasyonu, ama yararlı bir insan olma motivasyonu, ama bir motivasyondur. Eğitim sistemimizde iyi vatandaş, iyi meslek sahibi olma, iyi bireyler yetiştirebilme gibi kaygılar var. İnşallah bunlar daha olumlu olacak. Olumlu bakmalıyız. Burada yine özellikle işte lise gençlerde bir özgürlük duygusu var. Yani biz de karşılaşıyoruz. Özgürlüğü burada biraz irdelemek istiyorum hocam. Bir edebiyatçı gözüyle ve bir lise kademesiyle hemhal olan bir insan olarak sınırsız özgürlük var mıdır sizce? Özgürlüğün kaynağı nedir? Şimdi özgürlük ne sorusunu kadar? Unutmayalım. Ona da cevap İnşallah. Verelim. Evet. Onu bir köşeye yazalım. Şu elimizi taşın altına koymak dediniz. Evet hocam. Eğitim için, işte ülkemiz için. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Kimsenin elini taşın altına koymasına gerek yok. Yani işini yapan herkes, bu ülkenin her vatandaşı elini vicdanla koysa yeter. Evet. Yani kimsenin elini taşın altına koyup fedakarlık yapmasına da gerek yok. Yani hepimiz kendi işimizi yapsak, elimizi vicdanımıza koysak, ülkemizdeki eğitim sistemi dair her şey daha da iyiye gideceğine dair düşünüyorum. Hatta değişiklikten bahsettiğiniz eğitim sistemindeki değişiklikler. Evet. Onu da şöyle iyiye yoruyorum. Değişiklikler insanı öğretmen olsun, özellikle de öğretmenler için geçerli. Değişiklik kişiyi zinde tutuyor. Yani kişinin tabiri caizse hamlaşmasını, monotonluğunu engelliyor biz öğretmen olarak özellikle. Yani müfredatta bir değişiklik olduğu zaman ya da müfredatın işlenişinde bir değişiklik olduğu zaman kendimizi yenilemiş oluyoruz. Hem de tekrar motive olmuş oluyoruz. Böyle de düşünülebilir. Güzel. Yani değişikliklerin öyle bir olumlu tarafı da var. Özgürlük sorunuza gelince doğrudur. Çok iyi bir konuya temas ettiniz. Kendi çocuklarımızda da görüyoruz biz. Özellikle öğrencilerde daha iyi görüyoruz. Dersine girdiğimiz öğrencilerin özellikle yaş aralığı itibariyle o döneme denk gelmeleri bizi olaylara şahit tutuyor. Öğrencilerimiz kendileri için her şeyin mübah olduğunu düşünebiliyor. Niye böyle düşünebiliyorlar? Ya da kendilerine özgürlüğün herkese tanınandan daha fazla tanınması gerektiğini düşünebiliyor. Böyle düşünmelerinin sebebi de bence yine biz aileler.
bizim onları yetiştirme tarzımız. Özellikle son dönemde bizim kuşaktan itibaren, ben ve sizin kuşağınızdan itibaren, evet, bizden sonra belki pek yaşanmamıştır ama ne diyoruz? Bizden öncekiler daha çok yaşamıştır. Ne diyoruz? İşte biz yoksulluğu gördük, fakirliği gördük, imkansızlıklar vardı. Bizim babamız bize şöyle derdi, konuşturmazdı, annemiz şöyle döverdi vesaire. Onlar öyle olmasın, yesin, içsin, gelsin, konuşsun, kendilerini özgür hissetsin vesaire. Belli bir süre sonra çocuğu öyle yetiştirdiğimizde, gençliğinde de çocuk diyor ki benim için böyle bir şey özgürlük alanı var. Çocuk bir özgüven patlaması yaşayıveriyor. Evet. Maddeci bir anlayışa bürünüyor. Gözümün gördüğü, canımın istediği her şeyi ele geçirebilmeliyim diyor. Şimdiye kadar annem babam bana onları sundu. Bundan sonra da toplum bana sunacak. Annem babam sunmuyorsa bile toplumun bir şekilde bana bu altyapıyı hazırlaması lazım diyor. Ve suçu işte öğretmende buluyor. İlkini anne babasında buluyordur belki. Belli bir süre sonra öğretmeninde de suç buluyor. Toplumda da buluyor. Ve toplumla, öğretmeniyle, okulla, arkadaşları, herkese çatışmaya başlıyor. Postmodern dediğimiz şey zaten bunu getiriyor. Postmodern dediğimiz anlayışta birey sürekli kiminle çatışıyor? Toplumla. Ve birey kendini nasıl hissediyor? Sürekli yalnız hissediyor. Suçu kimde buluyor sürekli? Karşısında. Evet. Sorguluyor ama en sonunda diyor ki günah keçisi onlar. Bizim öğrencilerimiz de maalesef yaşadığı bu, şu dönemde böyle bir hastalıkla karşı karşıyayız. Tabii istisnalarımız var ama mümkün olduğunca bu hastalığı iyileştirmeye çalışmalıyız. İşte buraya değinmek istiyorum. Bu hastalığın ilacı, bunun panzehiri yani eğitim. Bir anlamda da farkındalık kazandırmak. Farkındalık kazandıktan sonra davranış değişir. Yani biz acaba öğrencilerimize bu eğitim sistemi de olabilir, bireysel anlamda öğretmen de olabilir. Özgürlükle alakalı bir bakış açısı kazandırdığımız zaman bu anlamda, olumlu anlamda değişmeler yaşanmaz mı sizce? Tabii ki inşallah yaşanacaktır ve yaşanıyor da. Şöyle bir sınır çizebiliriz. Klasik bir laf vardır, derler ki işte senin özgürlüğün başkasının özgürlüğün başladığı yerde biter. Evet. Ya bu klasik lafa da gerek yok. Tabii ki geçerliği var, sonuna kadar inanıyoruz bu lafa ama kişi özgürlüğünü tanımlarken aslında empati kurmalı. Kişi kendisini karşısındakinin yerine koyabiliyorsa o gencimiz zaten özgürlük alanlarını da çizmiştir. Yani herhangi bir davranışta bulunurken acaba bu davranışı bana yapılsaydı, ben buna maruz kalsaydım ne olurdu diye bir empati kuruyorsa kendi özgürlüğün alanlarını çizer. Bu birincisi. İkincisi de kişinin özgürlük alanı aslında yine vicdanıdır. Vicdanın sesini dinlediği zaman insan o özgürlük alanını çizebilir. O özgürlük alanının dışına çıktığı zaman bir rahatsızlık duyar zaten. Evet. Tabii vicdanın da hangi vicdan olduğu sorgulanabilir. O vicdanın da şekillenmesi lazım. Onun da aslında bir süreci var. Bu yine hep çocukluktan gelen işte çevreyle kazanılmış ve kazanılmamış şeylerin sonucunda oluşuyor bu düşünceler. Burada işte varoluşçu felsefi yaklaşımda işte insan kendisini keşfetmelidir der. Buna önem verir. Bu bizde de Yunus Emre'mizin işte önce kendini bil, kendini bilmezsen bu nice yaşamaktır. Hani biz burada ben bunu kendini bilmeyi sıfırların başındaki bire benzetiyorum. Yani kendini bilme olmazsa bizim eğitimle alakalı elde ettiğimiz bütün kazanımların boşa çıkması gibi bir durum oluyor. Doğrudur hocam. Onunla da ilgili şimdi bire benzetiyorum demiştiniz. Evet. Öyle bir şiirim vardı. Kısa bir şiir. Orada da o birin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Ya da sıfırın neyi temsil ettiğinden, insan hayatında neyi temsil ettiğinden bahsetmiştim. Okuyalım mı hocam? Size zahmet okuyoruz. Ben sıfır idim, dönüp dolaşım, başa sardım. Sen birsin, başıma gelince kendime geldim. İşte başına koyduğumuz birimiz aslında bizi etkileyecek olan şey. Evet. Birimiz sağlam olmalı, nitelikli olmalı. Evet. Bu bir süreç tabii, dediğimiz gibi aile, öğretmen bu manada. Aksi takdirde varoluşçu felsefeden bahsettiniz. Evet. Yani varoluşçu felsefenin dönüp dolaşacağı yer o sıfırın şeklinde olduğu gibi sürekli dönüp dolaşmak olacaktır. Eğer bir biri bulamazsa, o bir başa gelmediği takdirde, evet, dairedeki gibi kısır döngü, yaşanacak ve yaşanıyor diye de düşünüyorum.
Şimdi hocam belki laf lafını açtığı için, sohbetimize güzel olduğu için fırsatımız kalmayabilir diye ben alanınızla alakalı biraz konuşmak istiyorum. Aynı zamanda yazarlığınız, kitabınız hakkında edebiyatla alakalı biraz konuşalım istiyorum. Edebiyat nedir dersek, edebiyatın kaygısı ne, edebiyatın çıkış noktası ne, edebiyat ne işe yarar? Hani normalde edebiyatçı dendiği zaman kendisini iyi ifade edebilen, düzgün estetik cümleler kurabilen insan olarak aklımıza geliyor ama başka bir yazarda şöyle bir yaklaşım vardı. Diyor ki hayır, tam tersine edebiyatçı aslında kendisini ifade edemeyen, yani o ruh halini kelimelerin yetmediği bir hal içindedir ve o işte edebiyata kaçar. Siz katılıyor musunuz buna? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, o arkadaşımıza sonuna kadar katılıyorum. Edebiyatın çıkış noktası işte tarih olarak incelenebilir. Antik Yunan'da ya da Doğu kültüründe incelenebilir ama bunun dışında bireysel olarak sizin bahsettiğiniz gibi düşünürsek Sait Faik'in dediği gibi hani yazmasaydım ölecektim diyor. Ya da ben öğrencilere anlatırken diyorum ki edebiyat ya da yazmak çığlık atmaktır benim için diyor, diyorum. Yani içimdeki dışa vurumu çığlık şeklinde dile getirmek. Demek ki içimizde bir şeyler birikiyor, dile getiremediğimiz zaman, ki o dediğiniz arkadaşın tanımına çok uyuyor. Edebiyatçı onu dile getirmek için ya da dile getiremediğini dışa vurmak için edebiyatı kullanıyor ya da yazıyor. Tam bu noktada yine devam edelim ama yani olayın psikolojik boyutu da değerlendirilebilir. Yani insan ruhunun kesinlikle tatmin edilmesi gereken ihtiyaçları var. İşte burada televizyonlarda gördüğümüz o nahoş olaylar, üzücü olaylar, insanların eksiklik duygularıyla yapmış olduğu suçlar diyelim. Burada bu ihtiyacın, bu ruhun ihtiyacının karşılanması süreci var ama ne ile karşıladığımız, bu ruhu neyle dolduruyoruz? Nasıl dolduruyoruz? Bunu bazıları sağlıklı, nitelikli bir şekilde yapabilir. Mesela siz ne yaptınız? Bunu yazdınız. Ama mesela gençleri konuştuk az önce. Gençlerimiz bunu nasıl dolduracaktı? Yanlış şeyle doldurursa kendisine, çevresine ve ailesine bir takım zararlar açabilirdi. Ve açabiliyor da duyduğumuz olayların, hikayelerini öğrendiğimiz zaman altında aslında basit gibi görünen şeyler çıkabiliyor. Bu anlamda siz çığlığınızı edebiyatla gideriyorsunuz. Ben şuna inanıyorum şimdi, gençliğin işte boş zamanlarını doldurması diye de düşünebiliriz. Yani boş zaman diye bir kavram olmamalı ama öyle tabir edildiği için söylüyoruz. Evet. İşte onları doldururken neyle dolduracak ya da o küpü, gençliği ya da kendimizi, bizim için de geçerli. Şu bardak gibi düşünürsek, bir küp gibi düşünürsek içimizi neyle dolduracağız? İşte edebiyatla doldursak bile ya da edebiyata yönelsek bile her şeyin bir sebebi olduğu gibi yazan kişilerin de bir yazma sebebi var. Yani hiçbir şey sebepsiz bir yere yapılmıyor. Hangi yazar olursa ya da hangi icraatın içinde kim ne iş yaparsa şundan yine adım gibi eminim ki kimse boşu boşuna yapmıyor. Bir amacı, hedefi var. İşte gencimizin ya da bizim o yapan kişinin yapma amacını iyi analiz ederek ona yönelmemiz lazım. Çünkü bu çağımızda, dünyamızda hiç kimse hiçbir işi boşuna yapmıyor. İlla ki bir amacı var. Bu edebiyat evet, içinde geçerli. Öğrencilerinizin veya öğrencilerin genelde edebiyata ilgisi ne durumda hocam? Şimdi Hint kumaşını örnek verelim. Evet. Yani Hint kumaşını bilenler, işte onun tadına varanlar gider diyelim ki eski zamanlarda onu Hindistan'dan evet, bulur, tüccarlar vesilesiyle vesaire getirir. İşte edebiyat da böyledir bence, Hint kumaşı gibidir. Herkes yeltenip de onu aramaya, satın almaya, bulmaya, işte Hindistan'dan getirip giyinmeye falan yeltenmez. Onun özel alıcısı vardır. İşte bu özel alıcıları iyi tespit etmek lazım. Özel alıcısı edebiyata kavuştuğu zaman da zaten ondan harikalar çıkarabilir. Öğrenciler için de bu böyle. Her öğrencimiz edebiyata ilgi duyacak diye bir kaide yok. Zorla okuma da yaptırılamaz diye düşünüyorum.
İşte az önce değerlendirmiştik. Önce motivasyon evet, demiştik. Her aynen öyle. Başlayan. Yani kimseye zorla sen okuma alışkanlığı kazanacaksın, şunu okuyacaksın diye bir yol izlettiremeyiz. Bunu zaten defalarca tecrübe de ettik, gördük. O zaman ne olacak? Okumaya dediğimiz işte hevesli kişileri seçeceğiz artık. Cımbızla mı seçeriz? Hint kumaşı gibi bulup getirir miyiz? Evet. Onları gördüğümüz anda da onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ona onlarla mı yapacağız hocam? Yani ben biraz da o atıl kalanları düşünüyorum. Doğrudur. Bu sürekli düşünülüyor, tartışılıyor zaten. Milli Eğitim'de de tartışılıyor. Evet. Ama benim bulduğum en makul cevap zorla bir şey okutturulamıyor. Çünkü olmuyor. Gözümüzün önünde değişen öğrenciler olabiliyor. Başta ailevi sebeplerle yaşanılan bazı sıkıntılar sonucunda işte nereden nereye gelmesi, artıdan eksiye gelmesi, işte onun elinden tutuverme süreci, ona ilham olma, biraz destek verme, yani bu gibi şeyler. Çünkü o var onda, yani o destek yapılsa okuyacak da, araştıracak da, çevresine faydalı bir insan olacak ama o yaşta kendi problemlerini çözemiyor. Problem evde ve devam ediyor. Böyle öğrencilerimiz oluyor bizim konuştuğumuz ama çok da fazla müdahale edilemiyor tabii. Burada şöyle bir şey hatırlıyorum, ben lisedeyken, lise son sınıftayken öğretmenimiz arkadaşım birisine bir kitap vermişti. Ve kitabı inanın ilkokul seviyesinde okudu. Yani o derece zorlandı. Şu anda okuma, yazma, dinleme, konuşma, kendisini ifade etme öğrencilerimiz, gençlerimiz açısından siz nasıl görüyorsunuz? Memnun musunuz? Yani fikirsel anlamda, düşünsel anlamda nitelikli bir yapı. Doğrudur. Şimdi bu sorduğunuz soruyla aslında deminki sorunun cevabını da bana buldurmuş oldunuz. Yani buradan şu sonucu çıkaracağız. Demek ki okuma alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren kazandırmaya çalışacağız. O zaman sizinle ortak bir noktada buluşmuş olacağız. Evet. Çünkü yani belli bir yaştan sonra zaten zorla güzellik olmadığı için çocuk işte daha erken yaşlarda, ilkokul gibi düşünebiliriz. O yaşta okuma alışkanlığını kazanırsa devamı gelebilir. Genel olarak böyle diyelim. Bir de istisnai tabii bir kitap okudum hayatım değişti gibi örnekler de var ama biz doğrudur, tabii geneli konuşuyoruz şu an. Öbür sorunuza gelecek olursak. Gençlerimizin okuma, yazma, becerileri kendisi. O konuda yapma. Dediğiniz doğru. Biz her çeşit lisede çalıştığımız için. Evet. Mesleki eğitim veren liselerde de çalıştık. Akademik bilgi veren işte Anadolu Lisesi gibi liselerde de çalıştık. Maalesef o dediğiniz durumlarla karşılaştık. Bu da yine herhalde eğitimle ilgili halen oluyor diyorsunuz. Doğru, devam ediyor. Çok da karşılaştım. Aynısını ben de lisedeyken öğretmenim evet, sırasında gördüm, yaşadım. Ve ne yapacağımı şaşırdım. Doğru dürüst okuyamayan öğrencilerimiz oldu. İşte özel eğitim dediğimiz bir konu var. Herhalde onlarla özel eğitimle ilgilenilmesi gereken öğrenciler diye düşünüyorum. Yani burada eğitimin bireysel farklılıklarla alakalı bir çalışması. Son zamanlarda ona ağırlık veriliyor. Özel eğitim odaları evet, falan kuruluyor. Bence o şekilde halledilebilir diye düşünüyorum. Bir de herhalde zorunlu eğitimin getirdiği bir sorun olarak da karşımıza çıkıyor olabilir. Evet. Yani öğrenci bir şekilde o okulu bitiriyor ve geliyor karşınızda, görüyorsunuz onu. Öyle de o sebeple de olmuş olabilir yani. Evet hocam, yine süremiz az kaldı. Ben kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu sizin bahsetmenizi istiyorum. Bir yazarsınız. Ben yazarların dünyasını merak ediyorum. Neler düşünür, nasıl zaman geçirirler. İki tane kitabınız var. Son kitabınız Ahraz. Ahraz ne demek? Neden ahraz koyduk biz bu kitaba? Bu kitabın motivasyonu neydi? Kaygımız neydi? Ve bununla birlikte Türkiye'deki yazarların yaşadığı olumlu şeyler var mı bilmiyorum ama sorunları sorayım ben. Evet hocam. Kitapla birlikte. Aslında o yazarların yaşadığı sorulara kendi kitap basım sürecinde yaşadıklarımı falan örneklendirerek söyleyebilirim. Evet. Doğrudur. Ama Ahraz'a gelince Ahraz'ı şöyle düşündüm. Malumdur bizim kültürümüzde duymayan ve konuşamayan kişilere genelde Ahraz deniliyor. Bazı toplumlarda sadece duymayan kişilere ya da sadece konuşamayanlara da deniliyor ama genelde her iki duyu kaybı için söyleniyor. Evet. Ben de bunu iletişimle alakalı olduğu için, kendini ifade etmeyle ilgili olduğu için
bunu edebiyata uyarlamayı düşündüm ve bu ismi verirken de aslında asıl ahraz dediğimiz kişilerin toplumsal sorunlara eğilmeyen, onlara lal kesilen, duymayan, tat kesilen kişiler olduğunu, sağır kesilen kişiler olduğunu düşündüm. Ve bu nedenle bana neci kişileri bana belki de eleştirebilmek adına bu ismi verdim. Yani ahraz daha çok ironik, sembolik bir isim oldu oradan, mizahi bir anlam taşısın diye düşündüm. Biz böyle değildik. Değil mi hocam? İşte programımızın da ismi gibi bir dönüşüm yaşandı. Aynen öyle. Hani bir örnek vardı. Osmanlı zamanında bir Yahudinin altınları yere düşüyor. Bir kısmı denize düşüyor. Ve Osmanlı halkı her biri sağa sola giden altınları alıyor. Bir kısmı da denize düşüyor. Denize atlıyor almak için ve Yahudi korkuyor. Eyvah altınlarımın hepsi gitti aldılar diye, ama bir tane bile eksik çıkmıyor. O altınlar getiriliyor. Şimdi nereden nereye, işte mahalle başına konan hayır sandukaları ihtiyacı kadar alınan bir süreçten veya başkasının derdiyle dertlenilen bir süreçten kimsenin kimseyi adeta görmediği bir döneme geldik. Artık. Başkasının derdiyle dertlenmeyi bir kenara koyalım. Yani çoğu zaman artık kendi dertlerimizle dertlenemez hale, uyuşukluğa düşüyoruz. Kendi hakkımızı arayamaz hale geliyoruz. Zaten ben bu ismi verirken biraz da herhalde Hasan el-Benna'nın hatıralarından okuduğum bir bölümden etkilenmiştim. Evet. Hemen süremiz bitmek üzere, bir dakikaya anlatayım hemen. Tabii, Hasan el-Benna hatıralarında diyor ki, Müslüman kardeşlere, bizim teşkilatımıza üye bir marangoz arkadaşımız vardı, adı Hafız'dı diyor. Çeşitli esnaflar zaten üyemizdi diyor. O Hafız dediğimiz arkadaşımız diyor, o zaman işte İngiliz sömürüsünde bulunduğu için Mısır, Süveyş kanalı işletme genel müdürünün çağrısıyla oraya gidiyor. O fabrikalara, işte genel müdürlüğe gidiyor. İşletme müdürü, İngiliz işletme müdürü diyor ki, fabrikamıza işte şu kadar dolap yapacağız lazım diyor. İşte sen ölç, biç, bana bir fiyat getir. Hafız ölçüyor, biçiyor. Bir liste hazırlıyor. Diyor ki şu kadar tutarı var. Şu kadar cüney tutuyor diyor. İngiliz işletme amiri müdür hemen ayağa kalkıyor, fırlıyor. Diyor ki sus sahtekar diyor. Siz hepiniz böyle soyguncusunuz diyor zaten. Nedim sizden, nedir bu sizden çektiğim falan diye. Ver yansın ediyor. Evet. Öyle yapınca Hafız tabi duruyor, hiç seslenmiyor. Bu diyeceğini söylüyor. Hafız tam çıkacakken diyor ki gel diyor. Şunu diyor şey yapalım diyor. Pazarlık yapalım, indirelim. Hafız diyor ki hayır, seninle pazarlık yapmam çünkü sen bana hakaret ettin diyor. Adam şok oluyor şimdi. Çünkü o İngiltere'yi temsil eden en önemli kişilerden biri. Nasıl olur diyor, sen bir marangozsun, sana böyle söyledim diye bu hakaret mi olacak diyor. Hafız diyor ki evet diyor, sana dolap da yapmam, pazarlık da yapmam. Sen bana hakaret ettin. Ben sonuna kadar hakkımı arayacağım ve elimden geleni yapacağım. Diyor ki ne yapabilirsin, sen bir garip marangozsun, sizin ülkenizi bile biz yönetiyoruz. Krala mı şikayet edeceksin beni diyor. Kralınız bile benim ağzıma bakıyor. Öyle diyor. Hafız diyor ki işte giderim, namazdan çıkınca camide herkese sözlü olarak duyururum. Olmadı afiş bastırır dağıtırım. Olmadı sözümün geçtiği gazetelere, nazımın geçtiği gazetelere ilan veririm. Senin bana yaptıklarının hepsini anlatırım diyor. Bu uzayıp gidiyor. Müdür bir daha pazarlık yapalım, şu fiyat şu kadar cüneyi vereyim falan diyor. Olmadı, en son Hafız gel diyor, senin dediğin fiyat olsun diyor. Ama yeter ki şu dırdırını kes demeye getiriyor falan. Gözü korkuyor. Hafız yine razı olmuyor. Benden özür dileyeceksin diyor. Özür diledikten sonra senin dolabını yaparım diyor. En sonunda bir şekilde o krala, o dediğimiz işte şöyle yaparım, böyle yaparım diyerek gözünü korkuttuğu taktiklerle krala özür diletiyor ve kral şu anlamlı cümleyi kuruyor. Diyor ki Hafız diyor, bütün Mısırlılar diyor, hatta Müslümanlar diyor, sizin gibi olsaydı zaten biz İngilizlerin sizin ülkenizde işimiz olmazdı diyor. Muazzam bir örnek. İşte aslında hepimiz o Hafız gibi olmalıyız. Umarız oluruz, birbirimizi etkileyerek. Hocam programımıza katıldığınız, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendi adıma söyleyeyim, ben doyamadım. Umarım izleyicilerimiz de aynı duyguyu yaşıyordur. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben size teşekkür ederim. Böyle bir ortam oluşturduğunuz için, böyle konulara yer verip program yaptığınız için teşekkür ediyorum. Allah işte yardımcınız olsun. İşte siz gibi biz de, yani siz bir ucunda, biz şey, o çorbaya tuz atanlardan olmaya çalışıyoruz. Kendi çapımızda acizane diyelim.
Değerli izleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Sizlere bilgi ve fikir anlamında iki günü birbirine eşit olmayan günler diliyorum. Hoşça kalın.